Nasıl tişörtüm? Güzel. Öbürü kirli. İyi olur, olur. Bu işte tişört değiştirmek bence bu kadar sorun yaratmaz. Biraz daha dekolte. Seyircimden de sakınacak değilim. Azıcık dekoltemi onlara da açayım, ne var yani. Evet, bu hafta dekoltemle sizlerle birlikte olacağım. Her yolu denedim, bir de bunu deneyeceğim. Bakalım ne olacak? Yetmez ama evet. Sevgili Emma'ya severler. Almanya, Azerbaycan, Amerika, Kıbrıs, Avusturya, İngiltere, Hollanda, Fransa, İsviçre, Belçika, İsveç, Polonya, Kanada, İspanya, Bosna Hersek, İtalya, Norveç, Avustralya, Ukrayna, Rusya, Bulgaristan, Suudi Arabistan. Ne bunlar? Bunlar Emma'nın izlendiği ülkeler. Fazladan aza doğru. Emma'ya bu kadar ülkede izleniyor sevgili Emma'ya severler. Teşekkür etmek istiyorum. Şimdi de balkon konuşmama geçeceğim. Ey bütün dünya Emma'ya severleri. Ey Almanya. Ey Azerbaycan'daki kardeşim. Amerika'daki kardeşlerim, Kıbrıs, Avusturya ve İngiltere'deki kardeşlerim, hala üzerinizde güneş batmıyor mu? Bunu İngilizlere, oradan izleyenlere yaptım. Ben 36 yıldır bu anı bekliyorum ya. Şu balkon konuşmasını bir de ben yapacağım ya. Bu kadar insan beni izlemiş abi. Nerede kaldım? Hollanda. Kafalar güzel mi? Fransa, İsviçre, Belçika, İsveç. Merhabalar. Polonya. Bir Polonyalı mendilini alırım. Oo. Kolonyalı mendil, Polonyalı tamam, mendil. Tamam, hadi geç. Kanada, İspanya, Bosna Hersek, İtalya, Norveç, Avustralya, Ukrayna, Rusya, Bulgaristan, Suudi Arabistan. Çok teşekkür ediyorum. Sevgili Emma'ya severler. Yıllarca bu anı beklemiştim. Doğduğumdan beri içimde bir ses, ya Levent sen bu değilsin. Sen bundan çok daha fazlasısın. Bütün dünya bir gün seni konuşacak diye diye beni yiyip bitiriyordu. Çok şükür ve o gün gerçekleşti. Bakın burada bu kadar ülkeye ulaşmışız. Emma'yı olarak. Nereden baksan Almanya'da 1054 kere tıklanmışız. Yani hepsi ayrı kişilerse 1054 kişi eder. Yani Almanya'da bir dernek bile kurabiliriz. Emma'yı Sevenler Derneği diye. Bir apartman dairesi kiralayıp orada oturup oralet falan içebiliriz ve Emma'dan bahsedebiliriz. Amerika'da bak, orada da 294 kişi. Ne bileyim, toplaşın, arada bir kafede buluşun, bir tiyatroya gidin ve bunu da Emma'yı kardeşliği adı altında yapın ve daha da genişleyin. Ve burada bazılarınıza da serzenişte bulunacağım. Örneğin Ukrayna. 13. Örneğin Norveç. Hava soğuk zaten, devamlı evdesin. İzlesenize. Ne yapıyorsunuz ki? 16 ya Norveç. Suudi Arabistan. Ya benim Suudi Arabistan'dan kitlem 11 değil. Ben buna inanmıyorum. Hayır, onlar burada izledikleri için orada daha az görünüyor. Olabilir. Dünya markası Emma'dan hepinize sevgiler. Emma'ya başlıyor. Yolla, yolla kaderim yolla, acıları bana yolla, ne de olsa dert babasıyım ya ben. Tarkan mı yani? Tarkan. Adamın derdi bile sempatik değil mi ya? Tarkan Bey, bu akşam gösteride kullanacağınız ceketin pullarından biri düştü. Sabır taşıyım ya ben yolla. Daha ne olsun? Daha nasıl bir dert gelebilir insanın başına? Herhalde böyle dertleri var ki bu şarkıda bu kadar coşkuyla acıları bana yolla. Ama bak, bir gün Beşiktaş'ta çarşıda bir dönerci var. Önünde kuyruk olur her gün. Ben de severim, arada giderim ona. Beşiktaş'ta da o çarşıda 7/24 müzik var. Birkaç tane mekan var. Bu geçenlerde benim bahsettiğim hani ergenliğimde gittiğim mekanlar var ya, onların daha entel dantelleri var. Devamlı. Askere çağırıyorlar. Yat diyor. Hani saat öğlen 12.30. Kalk diyorlar anne. Bir yandan cuma okunuyor. Mübarek, yani böyle bir yerdeyiz. Ve kuyruktayım ben de. Bekliyorum döner kuyruğunu. Abi bir tanesi Tarkan'ın şarkısını söylüyor. Başladı abi. Biz bekliyoruz. Yavaş yavaş sıra gidiyor. Ah nihayet yürüyoruz. Teslim oldum sana bile bile. Kapıldım yine göz göre göre. Bak şimdi bir tedirgin günlük başladı. Konservatuardayken hani C'ye çıktı hocam bir şey yok falan derler ya, bayılırdı böyle. Sen de orada beklersin. Bu bir yerde patlayacak yani. Nereye kadar gidebilir ki? Orada da ya abi, daha meyanın başında teslim oldum sana bile bile. Kapıldım yine göz göre göre. Dönerci kuyruğunda bir gerginlik. Çünkü söyleyecek yani, anladın mı? Ah başım dönüyor, kanım kaynıyor. Bir şok. Olur, tamam, devam, döner yiyeceğiz. Herkes nerede olduğuna tekrar döndü. Hangi anda olduğunu hatırladı. Biz ne yapıyorduk buradaya döndü. Bir es tekrar. Hayda. Ya ben bu gerginlikle ne yediğimden de bir şey anlamayacağım. Basit bir sosyalleşme peşindeydim. Dönerimi alacaktım, yiyecektim, çayımı içecektim, oturacaktım ya. Beni niye bu gerginliğe soktun ya? Hele ikinci meyanda daha da beter. Şarkı uçuyor anasını satayım. Ah başım dönüyor, kanım kaynıyor. O da benim gibi gözü kara be.
Senin gözü karalığın yerin dibine batsın. Bu nasıl gözü karalık ya? Yani diyeceğim o ki, Tarkan diyorsa dertleri bana yolla. Ya yollayın abi, adama karışmayın yani. Zor lan. Kimse beleşten bir yere gelmiyor ha. O hiç öyle kolay değil. Ne yapıyor ki? Bok ne yapıyor? Bak adam böyle rezil olur işte. Bir de bunları hoplayıp zıplayıp sisler dumanlar falan varken yapıyor yani. 5000 kişinin önünde. Sen orada 3 kişiye 2 zımbır zımbırda bak ne hale geldin. O zaman Tarkan gelse bir gün emeğe de hem şarkı söylese hem konuk olsa. Oh be. Neler. Biz de gidebiliriz canım, o kadar gelmesi dert değil yani. Hani hep konuşuyoruz ya, bu haberleri yazıyorlar, bu kadar inanmayın, bu haberler kurmaca diyoruz ya. Geçen bir yerde izledim. Şimdi hadi evime hırsız girdi, bileziklerimi çaldı. Tamam, bunlara alıştık. Bunlar çok önemli değil de. Geçen şeyi öğrendim. İşte Türk ordusu Suriye'ye girdi. Yok işte Amerika İranlı genelkurmayı öldürdü derken görüntüler veriyorlar ya orada. Gece görüşü böyle. Oradan bomba düşüyor. Çıv bir ateş çıkıyor. Onların hemen hemen hepsini oyunlardan alıyorlarmış, biliyor musun? Bilgisayar oyunlarından. Ya bu algı yanıltıyor. Senin gözünde onu bir yere koyuyor. Sana diyor ki bak böyle oluyor. Çünkü sen o görselle kulağına gelen bilgiyi birleştiriyorsun. Onu öylece alıyorsun. Düşünmüyorsun yani bu görüntü gerçek mi değil mi? Yani diyeceğim o ki efendim araştıracağız, bakacağız, göreceğiz, öğreneceğiz. Peki bunu nasıl yapacağız? Mantığımızı kullanacağız. Muhakeme yeteneğimizi hat safhaya çıkaracağız. Mesela kuzenim yollamış bana, çok hoşuma gitti. Soruyorum size. Apolitik. Ne demek? Politik olmayan. Politik olmayan. Anormal. Normal değil. Evet. A metal. Metal olur. Metal değil. A haber. A haber. A haber. Almanya'da müze soygunu. Tarihin en büyük soygunu diyorlar. 1 milyar euroluk bir soygun arkadaşlar. Evet. 1 milyar euro kaç para ya? 6.2 milyar TL. Var mı karşılığı? Onun için hesaplamaya uğraşma, boş ver. 1 milyar euro de geç. Tarihin en büyük soygunu yapılmış. Şimdi bak filmlerde izleriz ya, bütün çete toplanır. Kaç para? 100 milyon dolar. Büyük para kaldıracağız. Bütün film planlar yapılır, denemeler yapılır, denemelerde çuvallanır, bir daha yapılır, bir daha yapılır. Operasyon esnasında da halat kopar, bilmem ne olur. Hem bu kadar çalışacaksın hem de şansın o kadar yaver gidecek ki o soygunu yapacaksın. Burada ne olmuş? Elektrik trafosuna yangın çıkartmışlar. Küçük de bir camdan girdikleri düşünülüyor. Alarmlar şey... Ne bileyim oğlum, bilgi bu. 1 milyar euroyu böyle mi sakladınız? Amerikan sineması çuvalladı yani, öyle mi diyoruz? Ya da bunlar hepimizi geri zekalı sanıyorlar. Birileri onları Indira Gandhi yaptı. Güzel de bir plan koyamadılar ortaya ve bunu sundular. 1 milyar euroyu çalmak bu kadar kolay olmamalı sıradan insanlar için. Anlatabiliyor muyum? Bence bu işin içinde bir iş olabilir. Sevgili Almanya, bunu bir düşünün derim. Hırsızlık bu, evet de size sunulan gibi değil bence. Adi hırsızlık değil. Bence nitelikli bu. Birileri bunu yaptı. Şimdi insanlara da bir şey söylememiz lazım. Peki bu nasıl oldu? Ben diyorum ki trafoyu patlatsın. Yangın çıkarsınlar. Yangın çıksın, elektrik şey olmuş diyelim. Ya bu elektrik kesintisi çocukluğumuzdan beri bizim bahanemiz. Vay elektrik kesildi, mücevherleri çaldılar. Vay elektrik kesildi, oyları çaldılar. Vay elektrik kesildi, çalışamadım hocam. Bunların hepsi aynı. Merve ile gidiyoruz geçen gün. Telefonu çalmaya başladı. Dırırıt dırırıt. Ya susmayacak şimdi bu ya. Of, bir huzur vermeyeceksin ya. Şimdi kapatmaz da bu. Ya ne diyeceğim ki ben şimdi bu? Sizce kim? İnsan kim için böyle şeyler düşünür? Ya onu devamlı sıkıştıran, daraltan bir arkadaşı vardır. Ya ailesinden biridir. Seni sıkan birileridir ama tanıdığın birileridir değil mi? Kim? Kim? Call center. Merve'yi call center arıyor. Merve'nin tepkisi bu. Ya ne anlatacağım şimdi ben sana? Açıyor sonra telefonu. Efendim? Evet buyurun. Yeni paketlerimizden haberdar etmek istiyoruz sizi. 5 TL farkla süper pakete geçmek ister misiniz? Süper paket diyorsunuz. Ne var onda? İşte bu var, bu var, şu var, şu var. 5 lira da aslında çok değilmiş ya. Peki başka ne önerileriniz var bana? İlgilenmiyorum de, kapat. Evet. Anlıyorum. Ha gelip kurulumu da sağlıyorsun. Aa bak o çok iyiymiş. Sen adama devamlı göz kırpıyorsun. 5 lira diyorsun ha? Ha. Kurulumu da siz yapıyorsunuz. Ha. Ne düşünürsün karşıdaki olarak? Devam moruk. Doğru yoldasın. Satacaksın buna. Yürü. Efendim? Sonra kapatıyor, diyor ki yeter ya bunlardan. Satışa bu kadar meyilli bir müşteri olamaz ya. Adam niye seni aramasın ki? Adamın işi bu. Doğru iletişim kurmuyoruz. Fakat bizim ne düşündüğümüzü anlasınlar, hayal etsinler istiyoruz. Bundan kurtulmanın iki yolu var. Ya beyefendi anladım, ilgilenmiyorum. Ya da tamam getir bağla, alıyorum. Başka türlü bundan kurtulamazsın. Call center'daki görevli şey mi diyecek sanıyor? Merve Hanım ben sizi sıkmıyorum değil mi? Siz biraz içine atan biri gibisiniz. Samimi duygularınız değil mi bunlar?
Sevgili Emaya severler, katıl butonunu aktifleştirelim. Böyle bir şekilde birbirimizle etkileşime geçelim dedik fakat ona da engel oldu. Zalim YouTube. 30 bin aboneden fazla olmamız gerekiyormuş. 30 bin aboneden fazla olsa zaten birileri bana katılmıştır artık. Ben de buradan YouTube'a sesleniyorum. Sevgili YouTube, senin nedir bu az abonesi olan kanallara yaptığın zulüm? Niye böyle yapıyorsun ya? 30 bin abone çok ciddi bir rakam zaten ya. Bir mantık yürütürsen bu duruma hangisinin daha çok ihtiyacı var? Çok abonesi olan mı, az abonesi olan mı? Sence sevgili YouTube, bu politikanı beğenmedim. Eleştiri hakkımı kullanıyorum ve seni eleştiriyorum. Çünkü burası demokratik bir platform. Belgesel girmesin şu anda yayına. Tamam. Şimdi getir buraya reklam koyar ha. Bak öyle şeyler yapma. Sen reklam koy, ben çıkartır başka tarafa koyar. Komple de çıkartamıyorum çünkü oradan da para gidiyor. Evet sevgili Emaya severler. Yorum yapın, abone olun, zile basın, bildirimleri açın, beğeni de bulun. Bunlar dört kardeş. Abone ol, yorum yap, zile bas, beğeni de bulun. Haydi bakalım. Şimdi gidin, haftaya yine gelirsiniz. Esen kalın. Sen TRT efendisin. Esen kalın nedir? Daha güzel kapat. Niye abi? Esen kalını ben hep nasıl düşünüyorum biliyor musun? Menopozlu teyzeler olur ya. Çok sıcak, çok sıcak. Etekleri sallarlar ya böyle. Varisler marisler böyle. O teyzeyi gördün mü? Hayır, cam açın, cam açın. Çok sıcak. Hani esen bir yerde kalın, rahat edin diye düşünüyordum. Yazın olsa belki senin dediğin gibi olabilir de şu anda bari sıcak kalın de. Ilık kalın. Tamam, kapat kapat, olmadı bu. Hoşça kalın.